kazlarımızı kestikten sonra güzelce temizliyoruz. Ondan sonra tuzluyu aralarından asarak kurumaya bırakıyoruz. Kurutulduktan sonra bir ortalama 15-20 gün kadar. Ondan sonra derin dondurucularda muhafaza ediyoruz. O şekilde satıyoruz. Ama bir tane kaz 2 ile 2,5 kilo civarı gelir. Tanesi o şekilde gelir kazlar. 150 ile 170 arası değişir fiyatları. Orijinal Kars kazıdır. Yerli kazlardır. Zaten lezzetinden yiyince belli ediyorum ben kendimi. Kuru et olduğu için bozulma falan olmaz. 3 gün yolculuğa dayanabilir. Eve gittikten sonra da pişirecekse zaten hemen pişirme işlemlerine başlayabilir. Pişirmeyecekse tekrar dondurucuda muhafaza edebilir. Meşhur Kars kaşarı, eski kaşarımız. Bu ortalama 2 yıllık bir kaşardır. Tam yağlı ve tam eskidir. Bir teker ortalama 12 ile 13 kilo arası gelir. Bunları müşterilerimizin istediği kadar keserek parçalara verebiliyoruz. Hemen keselim bir kaşarımızı, hem de tadına bakalım. İki yıllık eski kaşarların kilogram fiyatı 30 liradır. Kaşarın görüntüsü zaten kalitesini belli ediyor. Eski kaşar genelde kahvaltılıktır. Tosta daha çok taze kaşarlar tercih edilmeli. Hem çabuk erimesi için. Eski kaşarlar tosta biraz geç erime yapar. Muhafazası nasıl yapılıyor? Muhafazası nasıl oluyor? Zaten vakum makinalarımız var. Kaşarları ufak parçalar halinde vakumlayıp müşterilerimize o şekilde verebiliriz. Ya da muhafaza şekli nasıldır? Bu kaşarı aldı diyelim müşterimiz. Parçalar haline getirecek, hepsini ayrı ayrı buzdolabı poşetlerine koyup derin dondurucuda uzun süre muhafaza edebilir, bozulmaz. Şurada tam yağlı taze kaşarımız. Genelde sos için ideal olur. Kahvaltıda da güzel olur. Bu da tam yağlı. Kaşarların bir kilosu ortalama 10 ile 12 litre sütten elde edilir. Orijinal köy tereyağımız var. Hakiki köy tereyağı. Yemekte, hamur işinde, kahvaltıda hepsinde kullanabilecekleri çok özel bir yağdır. Buzdolabında mı muhafaza ediliyor? Bunu da eğer uzun sürede kullanacaksalar parça parça yapıp derin dondurucuya atmak en mantıklı olanıdır. Çünkü derin dondurucuda yağ hep aynı tazelikte kalır. Üzerinden zaman geçmediği için hep aynı tazelikte kalır. Çeçil peyniri bizim yöresel peynirimizdir. Özelliği yağsızdır. Bu bidon peyniridir. Tuzlanmış, suyunu bırakmış bir peynir. Yenilmeye hazır, herhangi bir işleme falan gerek yok. Evet, bu da bu da meşhur yeşil çeçil peynirimiz. Kahvaltıda iştah açıyor değil mi? Kesinlikle. Bidon çeçili, beyaz çeçilimizin fiyatı 18 lira, yeşil olanı da 20 lira. Kaz yağımız da kazların üst taraflarındaki, alt taraftaki yağları alınır, eritilir. Sonra dondurulur ve şöyle kavanozlara koyup bunları da bu şekilde satarız. Kaz yağın romatizma için çok fazla faydası var. Artı vücut ısısını dengeler. Mesela topuğa sürüldüğünde vücut ısısını dengeler ve yemeklerde de kullanılabilir. Tereyağının kullanıldığı her yerde de kullanılabilir. Romatizma hastaları eklem yerine sürdüklerinde çok tercih ediliyor değil mi? İsteniyor. Tabii. Bazen bulunmuyor. Evet. Zaten taleplere yetişemiyoruz kaz yağında. Çok fazla talep var. Aynen. Peynirlerin şahı gravyer peyniridir. Bir kilosu ortalama 25 litre sütten yapılır. Sadece yaz aylarında üretilir gravyer peyniri. Zaten özelliği böyle gözenekleri bol olacak ve rengi sarı olacak gravyer peynirini. O zaman iyi olduğunu, kaliteli olduğunu anlayabilirler. Ayrıca çok özel düt pekmezimiz var. Kazman kara düt pekmezi. Bizim bu yöreye aittir. Şifadır bu da. Çok faydalıdır. Bundan da tavsiye ederim. Fiyatı da uygun. 20 TL'dir. Katkısız bir üründür. Ayrıca... Gravyerin fiyatı neydi? Gravyerin kilogram fiyatı 65 liradır. Otlu peynirimiz var. Otlu peynirimizin kilosu 17 lira. Tam yağlıdır. Beyaz peynirimiz var. Onun da kilogram fiyatı 13 liradır.
tulum peyniri çeşitlerimiz var. Tulum peynirleri iki çeşittir. Bu koyun keçi sütünden yapılan tulumdur. Erzincan tulumu. Bunun kilogram fiyatı 30 liradır. Hemen yanında inek sütünden yapılan tulum peyniri var. Onun fiyatı 15 liradır. Ayrıca çok iyi ballarımız var. Doğal yayla balı. Şu balımız. Aynısının süzmesi de var. Bunlarda kesinlikle hiçbir katkı yoktur. En yüksek kesimlerde üretilir. Çiçek çeşidi, çiçek sayısı bakımından da en fazla olan ballarımızdan biridir. Doğal yayla balı. Aynısının süzmeleri de şurada. Balın fiyatları? Balın kilogram fiyatı doğallar 60 liradır. Bir de ayrıca bunun bir altı var. Onlar da güzel. Karakovan balları. Onların da fiyatları 35 lira. Göbek kaşarımız var. Göbekten de bahsedelim. Yani bu da bir sütün bir yoğurdun kaymağı olur ya. Bu da kaşarın en yağlı, en kaymaklı bölümüdür. Bundan da tavsiye ederim. Tostta, kahvaltıda, eritmede falan çok güzel olur. Yumurtada çok güzel olur. Ayrıca yağlı çeçil peynirimiz var. Yağlı çeçil peyniri mıhlamada çok güzel olur. Tavada en az 1 metre uzama garantisi vardır. Türkiye'nin her tarafına kargo hizmetimiz de vardır. Kilo hiç fark etmez. 1 kilo da olsa, 10 kilo da olsa müşterimizin kapısına, adresine kadar göndeririz. Hem de çok uygun fiyatlara. Anlaşmalıyız kargolarla. Telefonla siparişle de Türkiye'nin her tarafına gönderebiliyoruz. İnternet sitelerimiz var. Oradan sipariş veriyorlar. Telefonla sipariş veriyorlar. Alıp giden müşterilerimiz devamlı istiyor. Çünkü memnun kalıyorlar. Devamlılığı oluyor alışverişimizin. Doğa Ekspresi'nin de bir katkısı, faydası olur. Olmaz. Olur mu? Hem de işlerimizi hızlandırdı. Yabancılara hem karşımızı tanıtıyoruz hem de bu güzel eski kaşarımızı, taze kaşarımızı tadıyorlar. Başka yerlerde de anlatıyorlar. Bizim için de iyi oluyor. Her geçen gün zaten işlerimiz çok şükür biraz daha iyiye gidiyor. Sebebi kaliteli ürün satıyoruz, kaliteli mal satıyoruz. Alan herkes memnun. Birbirlerine tavsiye ediyorlar. Biz de onları mahcup etmemek için elimizden geleni yapacağız. Her zaman iyi kaliteli ürün üretip iyi kaliteli ürün satacağız. Binbaşı atan kim tutan kim Türk'ün askeri.